Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Roborock markasının S5 Max modelini kiraladım ve bunu kiralabunu.com üzerinden kiralamış oldum. Aslında bir robot süpürge alma hedefim vardı ama öncesinde Kiralabunu kanalımızın destekçisi ve sponsoru olduğu için dedim ki bu ürünü öncesinde bir kiralayayım ve sonrasında deneyimlerimi hem kanalımda paylaşırım hem de memnun kalacak mıyım üründen bir buna bakarım. Öncelikle size kiralabunu.com'dan biraz bahsetmek istiyorum. Kiralabunu.com üzerinden ne isterseniz istediğiniz ürünü kiralayabiliyorsunuz. Evinize güzel kargolanmış bir şekilde geliyor ve zarar görmemiş oluyor. Genelde insanlar ürünleri almadan önce kiralamaya geçti artık. Çünkü bir ay, üç ay neyse artık zamanı deneyimlemek istiyor. Ve deneyimledikten sonra acaba bu ürün bana gider mi gitmez miye cevabını buluyor kafasında. Ve kiralabunu.com da tam burada devreye giriyor. Kiralabunu.com web sitesine gidip istediğiniz ürünü aratıp bulduğunuz ürünü kiralayıp deneyimledikten sonra ister satın alabilirsiniz, ister vazgeçebilirsiniz. Burada bize çok büyük öncülük sağlıyor. Ürünün kutu yapısına baktığımızda bu şekilde bir kutu yapısı var. İki rengi bulunuyor, siyah ve beyaz olarak. Ben beyaz modelini tercih ettim. Şimdi size dezavantajlarını ve avantajlarından bir tık bahsetmek istiyorum. Kurulumunu yapacağız, kutusunu açacağız, detaylı görselleri göreceksiniz. Hatta şu anda bile izliyor olacaksınız detay görüntülerini. Roborock S5 Max engelleri güzel atlıyor diyebilirim sizlere. Direkt böyle çamaşır askılı olan yerdeki, hatta zor koşullar ayarladım ona böyle neler yapabilecek diye. 1-2 saniye takılsa bile direkt o engelin üstünden atlayıp geçebiliyor. Bu güzel bir avantaj. En önemlisi uygulaması hızlı çalışıyor ve güzel tepkiler veriyor. Direkt telefonla dışarıdayken bir uygulama üzerinden aç, kapa, istasyona dön, planla, her şeyi yapabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden 2D ve normal oda görünümünü görebiliyorsunuz ve burada şu odaya girme, bu odada çalış, bu saatte başla, bu saatte dur gibi planlamaları yapabiliyorsunuz bu robot süpürgeyle. Özellik olarak içerisinde birçok özelliği barındırıyor. Şimdi dezavantajından bahsetmek istiyorum. Öncelikle dezavantaj şu, aslında bu bütün robot süpürgelerde olan bir şey. Robot süpürge yerde bir kablo gördüğünde direkt güçlü olduğu için onu içine çekmeye çalışıyor ve takılı kalabiliyor. Evinizde ince halılar kullanıyorsanız biraz dezavantaj diyebilirim. Çünkü halıları katlayabiliyor ince halıları. Ama mesela kalın halıların üstüne çıktığında da patır 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 temizliğini yapabiliyor. Hatta halının üzerine çıktığında gücünü yükseltiyor otomatikman. İsterseniz siz tabii bunu uygulamadan dengeli, sessiz mod ya da turbo mod gibi özelliklerde de çalıştırabiliyorsunuz ürünü. Halı ince ise halının üzerine çıktığında katlayabiliyor ve bazen yerden yükseliyor halıyı katladığı için ve diyor ki işte Türkçe bir şeyler söylüyor. Diyor ki ürün havalandı, yere tekrar konumlandırın gibi bir şeyler söylüyor. Onun sonrasında birazcık vuruyor gibi hissettiriyor bana. Tabii ki de ne ürüne zarar veriyor ne kendine zarar veriyor. Hafif böyle bir dokunuyor. Zaten önünde bir darbe emici var. Darbeyi emdikten sonra direkt zaten kendi etrafında dönüyor, tarıyor ve taradıktan sonra temizliğine devam ediyor. Ürünü ilk açtığınızda tüm odalarınızı temizletin. Çünkü tüm odalara girip çıkış yaptıktan sonra haritalama özelliğini kullanıyor. Ve artık dediğim o çarpma özelliğinden de aslında vazgeçmiş oluyor. Daha doğrusu bitirmiş oluyor. Hem haritalandırma yapabiliyorsunuz hem de işte bu odaya girme, salonda kal ya da mutfağa girme, işte yatak odasında kal gibi özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Şimdi kutu açılımına ve detaylı özelliklerine geçiyoruz. Açılımını birlikte yapalım. Görmüş olduğunuz gibi özenle paketlenmiş ve üzerinde de kiralabunu.com'un bantları çekilmiş. Ve hani hasar görmemesi için güzel bir şekilde paketleme yapıyorlar. Onu söyleyebilirim. Şimdi şöyle buradan paketi bir yırtalım birlikte. Paketi çıkarttık. Roborock'un bir robot süpürgesi. Buradaki bantları da söküyoruz. Ürünün kutusu bu şekilde. Üzerinde gerekli görselleri ve bilgileri yazıyor. Şimdi bunu ben bir açayım. Bir kurulumunu yapalım. Uygulamasını vesaire bir indirelim. Ürünün burada mop silme aparatı bulunuyor. Yerleri sileceğiniz aparat bu şekilde. Burada detaylı Roborock vakum süpürgenin kitapçığı bulunuyor. Ve nasıl kuracağınız, nasıl yapacağınız yazıyor İngilizce bir şekilde. Bu da diğer kitapçığımız. Bunu da kenara koyuyoruz. Burada ürünün şarj ünitesine koyduğunuzda yere koyma naylon parçası diyebilirim. Altı kauçuk böyle kaydırmayan bir yapı. Bunu böyle yere koyacağız. Robot süpürge direkt bunun üstüne gelecek. Görmüş olduğunuz gibi Roborock'un S5 Max modeli. Alt kısımda zaten çoğu şey kurulu bir şekilde geliyor.
Görmüş olduğunuz gibi ön kısımda kamera bulunuyor. Diğer kısımları da şöyle göstereyim size. Şu kısımdan zaten toz haznesinin yeri çıkıyor. Alt kısımdaki lastikler böyle plastik olduğu için halıda vesaire rahat bir şekilde gidebiliyor. Böyle şarj istasyonu çıkıyor. Geliyor direkt şarj istasyonuna oturuyor. Şu beyaz parçayı da şöyle koyuyoruz. Ve şarj istasyonuna oturup şarj oluyor. Bir de son olarak kablo geliyor. Bu da şarj ünitesini bağlama kablosu. Direkt bu kısım şarj ünitesine, burada fişe giriyor. Şimdi bunu bir kurulumunu yapalım. Öncelikle Roborock uygulamasını App Store'dan veya Google Play'den indiriyoruz ve kabul et diyoruz. Burada üyelik girişi de yapabilirsiniz isterseniz. Bluetooth'unuz açık oluyor ve cihazı buluyorsunuz S5 Max olarak ve sonrasında Wi-Fi şifrenizi giriyorsunuz ve girdikten sonra burası açılıyor. Sonraki diyoruz ve menüler arasında ilerliyoruz. Burada da direkt devam et diyoruz. Ve cihazı ağa katılın diyor. Burada Wi-Fi'yi açıyoruz. Wi-Fi'de Roborock olarak çıkıyor. Bunu seçiyoruz. Belli bir süre sonra hemen böyle bir 10 saniye içinde bağlanıyor. Bağlandıktan sonra uygulamaya geri geçiyoruz. Bu da Wi-Fi ile arasındaki bağlantıyı sağlamış oluyor. Şimdi uygulamaya geri dönüyoruz. Ve burada direkt tarama bölümü başlıyor. İlk ikisi hızlı bir şekilde tamamlanıyor. En sonuncusu bir 15-20 saniye bekletebiliyor. Sonrasında zaten burada da cihaz bağlanmış oluyor ve burada da ileri diyoruz ve robot süpürgenin menüsü açılıyor. Kurulum aslında bu kadar kolay ve burada da bir yaklaşık 20 saniye kadar bekledikten sonra ana menümüz açıldı. Burada kabul et diyoruz ve robot süpürgenin artık ana menüsünün içerisine girdik. Burada öğretici bilgiler yer alıyor, bunları okuyabilirsiniz bu arada. Ürünün kurulumunu, teknik özelliklerini hepsini bahsettim. Bir de burada bahsetmek istiyorum. Şimdi Roborock'un kendi uygulamasını marketten indiriyorsunuz. Üyelik açıyorsunuz ve sonrasında işte Bluetooth'unuzu bağlayıp zaten aynı Wi-Fi'ye bağlı olmanız gerekiyor. Robotu da bağlamanız gerekiyor. Direkt bağladıktan sonra işlem tamamlanıyor. İşte şarj istasyonunda belli bir süre kaldıktan, aslında fullendikten sonra tüm evin alanını taratmaya başlıyorsunuz. Temizle dedikten sonra böyle köşelerden başlıyor, bir kendine alan çiziyor ve sonrasında işte salondaysa salonu bitiriyor. Salondan çıkıyor araya, aradan mutfağa, mutfaktan yatak odasına gibi bütün her yeri tarıyor. Taradıktan sonra size bir harita çıkartıyor. 2D veya işte bir tane daha var görünüm olarak. Siz oradan seçiyorsunuz. İşte sonrasında şunu diyorsunuz: yatak odasına girme. Salonu, mutfağı, arayı temizle diyorsunuz. Bu tarz özellikler yapabiliyorsunuz. İşte planlayabiliyorsunuz. Ne zaman başlasın, ne zaman dursun. İstasyona gönder dediğinizde direkt istasyonu temizliğini bitiriyorsunuz o anda. İstasyonuna geri dönüyor. İstasyona dönerken istasyonun altında pet gibi bir şey var, şeffaf böyle. Onu tam böyle yere yapıştırmazsanız eğer, güçlü olduğu için robot kaydırabiliyor onu ve yerini bulamıyor bazen. Yani giremiyor. Zaten güç ünitesinin üstüne de ben böyle bazen ağırlık koyuyorum ki kaydırmasın diye. Gerçekten güçlü bir ürün. Turboda kullanmasanız bile halının üstüne geldiğinde direkt kendini turbo moda geçiriyor. Halı da farklı, zemin de farklı bir modda kendini çalıştırıyor. Mob kısmını hiç denemedim açıkçası. Onu da deneyimleyeceğim. Onu da yorumlarda paylaşırım sizlerle. Şimdi ben bunu kiralabunu.com üzerinden kiraladığım için hani bunu siz de yapabilirsiniz. Bir ürünü almadan önce sayfaya girin. Bakın varsa o ürün orada. Direkt kiralayın, en azından bir ay, bir iki ay deneyin. Ondan sonra hani beğenirseniz satın alırsınız. Şu ürünü benim anlatmamla senin kullanman çok farklı. Kullanıcı deneyimi olarak ben yorum paylaşıyorum. Çok fazla teknik detaya girmiyorum. Toz haznesini güzel çekiyor, silmeyi çok güzel yapıyor. Birçok özelliklerinden bana bahsettiler. Ben üründe dezavantaj gördüğüm yerleri söyledim. Mesela o istasyona girme kısmında orayı çekebiliyor kendini, o alttaki pedi. Mesela bu bir dezavantaj. Kabloları çok güçlü olduğu için mesela yerde bir kablo bulursa direkt alıyor onu böyle ve orada takılı kalıyor. Yani etrafta kablo bırakmamanız gerekiyor. Benim evde çok fazla kablo yığını var. O yüzden o kabloları bu ürünü çalıştırdığımda yukarı kaldırıyorum. Engel konusunda sıkıntı yok. Lastiklerinden dolayı çoğu engeli aşabiliyor. Evinizde ince halı varsa katlanabiliyor. Bu bütün robot süpürgelerde oluyor. Benim mesela işte bazı yerdeki halılarım salon ve mutfaktaki ince olduğu için, güçlü bir makine olduğundan dolayı direkt halıyı katlıyor ve bazen de halı katlandığı için üstüne çıkıyor. İşte şey diyor, robot yerden havalandı, işte alın yerine koyun gibisinden bir cümle kuruyor. Türkçe olduğu için zaten duyacaksınız seslerini de.
O durumda mesela ince halılarda problem yaşarsınız. Normal parke, fayans, herhangi bir zeminde problem yaratmıyor. Çatır çatır gidiyor, temizliyor, hatta siliyor. Bak dediğim gibi silmeyi hiç kullanmadım, kullanan yakınlarımdan biliyorum. Silmesi bile çok güzel, zaten su hazne yeri var, dolduruyorsun işte oradan siliyor, sonrasında toz haznesiyle birlikte boşaltıyorsun, yıkayabiliyorsun kutusunu vesaire. Ama ince halı evinizde varsa bu ürünlerde problem yaşayabilirsiniz. Onun dışında kablo varsa problem yaşarsınız. Zaten öyle ufak tefek engellerin hepsini atlıyor. Problem yaratmıyor o konuda. Dezavantajları bunlar gibi. Fazla dezavantajını göremedim. Çünkü uygulama da çok güzel çalışıyor açıkçası. Hızlı tepkiler veriyor. İşte mesela temizleye basıyorsun. Orada duraklatıldı diye bir yer var. Direkt ona basarsan duruyor robot. İşte sonra diyorsun ki şarj istasyonuna geri dön. Direkt şarj istasyonuna geri dönüyor. Şarj istasyonuna geri dönerken hatta hızlı bir şekilde gidiyor. Dedim ki ne oluyor acaba? Hani bozuk bir şey mi falan gibisinden düşündüm ama şarj istasyonuna giderken yolları artık çözdüğü için direkt pata 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 gidiyor. Yani ürün böyle. Hani kullanıcı deneyimi olarak anlattım sizlere çok fazla teknik detaya girmeden. Bu videoyu izledikten sonra ben yaklaşık bu ürünü 3 haftadır kullanıyor olacağım. Yorum kısımlarında soru sormak isterseniz sorun, cevaplayabilirim. En azından alacak arkadaşlarımıza örnek olmuş olur. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.